Ya Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldi, Steinmeier. Fakat daha çok bir döner muhabbeti dönüyor. Şimdi bu döner meselesi ilginç. Dönerle ilgili çeşitli haberler de çıkıyor farklı yerlerde. Bir döner ustası getirmiş ve de dönerin aslında ya şöyle söyleyeyim nasıl bu Yunanlılar bizim cacık cacık deyip çaldılar, işte karpuzu karpuz diye alıyorlar. Türk kahvemizin üzerine çöktüler. Greek Coffee diyorlar falan. Bu Almanlar da bizim döneri çaldılar kardeşim. Almışlar markalamışlar. Geçen gün nereye gittim? Venedik'te Alman döneri var. Ne Alman döneri? Türk döneri bu yani bildiğiniz. Döner bir defa nereden geldi? Almanya'da ne alaka döner? Türk işçilerinin belki de Alman toplumuyla ilk teması olarak konuşuluyor, söyleniyor ee, şey, e, döner meselesi. Yani gerçekten kültürel bir e, şey. Almanya'ya çalışmaya giden Türk işçilerinin e, belki de yani daha sonra müteşebbise dönüp, e, e, restoranlar açıp ve de Almanların bunu çok sevmesi konuşuluyor. Fakat tabi Almanlar daha sistemli bir millet olduğu için bizim döner markasını almışlar. Gayet güzel e, markalamışlar. E, ve de mesela en son Almanya'nın bu Tarabya'daki rezidansında Almanya Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na döner kesiyor. <laughs> Bizim de Kenan'la öyle bir döner anımız var. Değil mi Kenan? Berlin'e gittiğimizde şöyle bir dönerciye, dönercinin kuyruğuna girmişliğimiz var seninle yani. Berlin'e gittik. Nesi meşhur diyorlar? Al Alman döneri diyorlar. Ne Alman döneri? Bildiğin Türk döneri bu. Kuyruğu evet. <laughs> Bayağı uzun bir kuyruklu yani. Hani millet ne yaptı? Döner yemek için sıraya girmişler. Bizim dönerden biraz farklıydı ama değil mi? İçeri, de girdik. Söyle işte yaptık döner kesen arkadaşlar. Neydi bu dönercinin adı? Ge Mustafa Gemlu diye bir şey olması lazım. Hatta şey Gemus da Mustafa, Mustafa Gemus da kebap. Gemus Aslında video ses, sesini verseler Orası daha komikti bence bizim. Ya biraz geri gel de sesi ver. Döner ekosistemi. Hadi, <laughs> Atıyorsun. <gülüyor> Vallahi, <laughs> Hepsi de Alman. Almanlar tavuk döner için yani böyle bir kuyruğa giriyorlar. Türkiye denk gelmedik yani. Bir inanılmaz Abi, bir Türkiye'de var. tavuk döner yeni şey yapıyorlar. Ya bu tavuk döner mi yenir diyorlar. Evet. Burada gördüğüm kadarıyla şey nedir bu? Hı. Mustafa's şey, Mustafa'nın sebzeli döneri galiba Sebz Sebzeli döneri. Yapmıştım. Sebzeli tavuk döneri. Evet. 96'da kurmuş Türet bunu. Evet. Bu biliyorsunuz döner ekosistemi Türkiye'den sonra Almanya'da da inanılmaz rağbet görüyor. Zaten gülüyor. döneri biraz burada yani Almanya döneri evet. bulmuş gibi bir hava var değil mi? Buradan birkaç tane firma Orta Doğu'da dönerci açıyorlar. Sonra onu Alman döneri diye... <laughs> milleti servis ediyorlar aslında. Döner Türk döneri yani. Ama... <laughs> yani baktığın zaman gerçekten şu kuyruğa bakıyorsun. İnanılmaz bir kuyruk var ki. O, yani şu anda hani hava da çok şey bir hava değil. Oradan buraya geliyorsun. Gayet bir tavuk döneri görüyorsun. Kardeşimiz tavuk dönerini kesiyor orada. Sebzeli yapıyor sanırım. Aynen. Hem yani görüyorsun soğan var, yeşillik var, domates var. Başka bir şey gözükmüyor yani. Alameti farkası. Belki tadında başka bir şey vardır. Peki bu rastlantı mı? Nereye gitsek bir yemekçiye senle bir yolumuzun çıkması yani. Ee, Bursa'ya gidiyoruz İskenderci. Nereye gidiyoruz? Manisa'ya gidiyoruz kebapçı. Berlin'e geldik dönerci. <gülüyor> <gülüyor> rastlantı rastlantıdır. Şimdi Doktor Işıl Acehan bir tweet atmış. Diyor ki Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın İlk Türkiye ziyaretinde döner ustası 60 kilo dönerle gelişi farklı tepkiler aldı diyor. Almanya'da dönerin sadece yemek olmaktan çıkıp toplumsal etkisi düşünürse oldukça güçlü bir mesaj veriyor aslında diyor. Dönerin sosyolojik etkileri üzerine bilimsel bir çalışma yayınlayan ünlü Alman sosyal bilimci Ebert Seidel 1996'da New York Times'a verdiği bir röportajda demiş ki birçok Alman için döner yabancı bir kültürle ilk temaslı döner satan Türkler yabancıların mülteci veya sığınmacı dışında bir rolde görme fırsatını onlara ilk kez verdi. Birkaç yıl önce korkunç ırkçı isyanların yaşandığı Hoyersward'a e, gibi bir kasabaya yer alalım. Şimdi orada 15 dönerci var ve yabancılara yönelik saldırılarda dair hiçbir şey duymuyorsunuz diyor. Hatta hatırlarsın bir dönem Almanya'da dönercilere, Türk dönercilere karşı e, bayağı bir suikastler vardı. Sonradan bunun ırkçı bir, Alman bir ırkçı bir e, örgütün e, hatta Alman gizli servisiyle içinden birileriyle bu cinayetleri işlediği de konuşulmuştu. Ee, şu anda diplomaside bir döner etkisi var diyebiliriz. Ee, Almanya Cumhurbaşkanı aynı zamanda Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni de ziyaret etmiş. Ee, çıkışta da bir tane orada İbrahim Kalın'ın da tanıdığı bir e, antikacı da Filistin maçlarıyla uğurlamış. Çukur Cuma'da gittiniz mi müze? Çok güzel bir müzedir. Ben gittim. Tabii önce kitabı okuyup giderseniz bir anlamı olur. Yoksa ne, bu ne müzesi diye bakarsınız öyle. Hmm, çok masum müzeymiş. Nereye koymuşlar masumiyeti? Vitrine koymuşlar. <laughs> diye gezersiniz. Masumiyet Müzesi. Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi adlı e, kitabının e, işte o kitabın kahramanı sevgilisiyle ilgili hep böyle bazı objeler biriktirir, bir şeyler yapar ve de sonra aslında ya yani olmayan bir şeyin sergisini açmış durumda Orhan Pamuk dünyada da belki de biriktir. Yani yazarların müzeleri vardır da bir kitabın müzesi olarak gittir. Yani Orhan Pamuk'un eserlerinin olduğu bir müze değil. Bence çok ilginç bir girişim. Orhan Pamuk'un çok da severek okuduğumuz Masumiyet Müzesi'nin yani kurmaca bir dünyanın müzesi açılıyor. Güzel bir deneyim aslında. Çocuğunuza kitabı okutup götürüp gezebilirsiniz. Hakan diyor ki Orhan Pamuk overrated. <laughs> Yemişim Orhan Pamuk'u. Ya adam oturmuş, Nobel almış, bütün hayatını şeye vermiş, kitap yazmaya vermiş. New York Üniversitesi'nde, Kolombiya'da neredeyse kürsü açmışlar, dersler veriyor. Dünyanın, Türkiye'de tanınmış en ünlü Türk yazarı olmuş. Ama Kaan diyor ki çok overrated. <laughs> yani bu kadar basit ya. Çok abartılıyor bu Orhan Pamuk. Bu kadar da abartmamak gerekir yani. Neyse artık ne diyelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir gelişme var. New York Üniversitesi'nde, Yale'de ve birkaç üniversitede aslında ilk Harvard'da başladı. Bu 7 Ekim'deki İsrail İsrail e, katliamından sonra e, ve de Filistin'e daha doğrusu Gazze'ye orantısız tepkisinden sonra üniversitelerde alışık olmadığımız bir durum ortaya çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Öğrenciler İsrail'i protesto etmeye başladılar. İlk başta bu Harvard Üniversitesi'nde çıktı ve de İsrail lobisi kolları sıvadı dedi ki bu Harvard'da öğrencilerin isimlerini verin biz bunları işe almayacağız. Aynen biraz önce gördüğünüz çikolatalı kriz gibi. Biraz korkutarak, biraz gözdağı vererek bu ıı, gösterileri bastıracağını düşündüler İsrail lobisinin işte medyası, iş dünyası. Fakat iş iyicene çıktı. Bu sefer 10'sa 100 kişi protesto etmeye başladı ve de ezberler bozuldu. Şu anda da mesela NYU Üniversitesi'nde öğretmenler zincir kurmuşlar. Gördüğünüz gibi öğrenciler gözaltına alınmasın diye onları koruma altına almaya çalışıyorlar. Dün Yale Üniversitesi'nde acayip gözaltılar vardı. Bayağı bir konuşuluyordu. Ee, şeyde bu e, şeyler, gözaltılar, e, bütün bu şeyler, e, alış şekli. İşte e, Chicago'da mesela e, Filistin'e destek varmış. Farklı e, San Jose'de, yine San Francisco'daki San Jose'de çeşitli destekler var. Ve de dün mesela Golden Gate'i kapatmışlardı geçen hafta. San Francisco'daki köprü diye düşünün. Ya da Brooklyn Köprüsü'nü kapatmışlardı New York'ta. Gösteriler artıyor. Bu yeni bir şey. Bugüne kadar eşi benzeri olmayan bir durumla karşı karşıyayız diyebiliriz.